Merhaba arkadaşlar. 6. derste devam ediyoruz. İlk olarak burada menü tasarımımızı yaptık arkadaşlar. Sonra stok listesini yaptık. Daha önce burada list view kullanmıştık. Onu kaldırdık. Yerine list kullanmaya başladık. Şimdi buradaki stok ekle, güncelle, silme ve kapat butonlarının bir kontrol edelim. Çalışıyorlar mı? Kapatımız çalışıyor. Silme çalışmıyor. Hemen silmeyi yapalım arkadaşlar. Şimdi şuraya kadar standart tanımlamalarımız var. Burada eğer demişiz LST stoklar list item count yani boş ise burasını kaldıracağız arkadaşlar. Şöyle yapacağız. Eğer LST stoklar şurayı siliyorum. Nokta list count eşittir 0 ise exit sub diyoruz. Silinecek stok eşittir. Şurada LST stoklar selected item değil. LST stoklar nokta list diyoruz. List parantez içinde yine LST stoklar nokta list index virgül sıfırıncı indeks arkadaşlar. Yani sıfırıncı kolumdakini alıyoruz. Sıfırıncı kolumda da ID var arkadaşlar. Sonra şurada bir döngüyle aratıyoruz. Yine stoklardaki A'nın X'i boş ise çık dedik. Eğer stoklardaki A'nın X'i burada trim boşlukları atarak silinecek stoka eşit ise stoktaki satırı sil, mesaj ver, exit for and if stokları listele. Tamam. İsterseniz bir deneyelim. Bakalım silme çalışıyor mu? Mesela şu en alttaki defteri seçip sil dedim. Yani burada list item demişiz. Şunu siliyorum. Az önce biz burayı ne yaptık ya? Stoklar nokta list count diyeceğiz. Tamam. List count. Çalıştırdık. Bakın stok silin. Emin misiniz? Evet. Bakın stok silindi. Silgiyi seçiyorum. Evet, silgi de silindi. Yine defter diyorum. Silindi gördüğünüz gibi. Bu şekilde tek tek silebiliyoruz. Gelelim. Bakalım yeni stok ekle çalışıyor mu? Bakın yeni stok ekleye bastığım zaman arkadaşlar direkt şuraya fokuslanmış. Satış fiyatını. Hemen bunu bir düzeltelim öncelikle. Şöyle stoklara geldim. Bakın şunun tab indeksini arkadaşlar 0 yapıyorum. Tab indeks 0. Şunun tab bunu tab stop'unu false yapıyorum. Şey true yapıyorum. Evet tab stop false yapıyorum. Yani buraya konumlanmayacak arkadaşlar. Bu 0. Şunun tab indeksi 1. Sonra şunun 2 satış fiyatı 3 ADV oranı 4 tab indeksi bakın aşağıda düzeltiyorum 4 şununkini 5 yapıyorum da şu butonu 6 şunu da 7 yapıyorum tab indekslerini ayarladım dediğim gibi bir bakalım çalışıyor mu stok listesi ekle. Bakın hemen stok adında şu anda bekliyor. Stok adı ütü olsun. Birimi adet. Alış fiyatı 600. Satış fiyatı 700. ADV oranı %18. Özel kodu boş bırakıyorum. Evet diyorum. Gördüğünüz gibi hemen en üste bak ütüyü ekledi arkadaşlar. Bakalım güncellememiz çalışıyor mu? Güncelleme çalışmıyor. Hemen güncellemenin hatalarını giderelim hep beraber. Bakın stoklarda pardon stok listesindeki şu günceleye çift tıklıyorum. Burada diyoruz ki demişiz ki daha önceden LST stoklar list item demişiz. Bunu list count diyeceğiz arkadaşlar. Nokta list count 0 ise exit sum. Ondan sonra FRM stoklardaki işlemi 2'ye ayarladık. Ve stokları güncelle dedik. Stok güncelle. Hemen bakalım stok güncelle prosedürümüz nerede? Bakın stok güncele burada. FRM stoklar formundaki TX'te ID, LST stoklar nokta select item demişiz ya.
Şu select item'ı siliyoruz. Onun yerine nokta list diyoruz. Parantez içinde lst stoklar nokta list index virgül sıfırıncısını al buraya diyoruz. Şunun aynısını alıyorum arkadaşlar. Şunun aynısını alıyorum. Gelip şuraya yapıştırıyorum. Şuraya da yapıştırıyorum. Şöyle. List item yerine şu şekilde değiştiriyoruz. Sonra bu birinci kolon, şu ikinci kolondan al, şunu 3'ten al, şunu 4'ten al, şunu 5'ten al, şunu da 6'dan al diyoruz. Şimdi bir deneyelim bakalım arkadaşlar. Bakın. Şuradan mesela az önceki ütüyü seçip güncelleye bastığım zaman bakın ütü, adet, 600, 700, KDV 18 her şeyi getirdi arkadaşlar. Peki burada güncelle dediğim zaman güncelleyecek mi? Hata verebilir. Stok güncellensin mi? Evet dedik. Güncellendi. Hiçbir değişikliği yapmadı. Gerçi mesela biz ütü diyelim. Şunu 700 yapalım. Şunu 800 yapalım. Güncelleye basalım. Bakın ne yaptı? Ütü yaptı. Güncelle dediğim zaman 700, 800 tamam. Güncellememiz de %8 yapalım bakalım. Evet KDV'si %8. Gördüğünüz gibi güncelle çalışıyor. Şu anda silmemiz de çalışıyor arkadaşlar. Ben daha önce şöyle bir sürü aynı şekilde kopya çıkardığım için böyle silmeler şu ütüyü de düzeltelim isterseniz. Şimdi güncelle deyip ütü diyorum. Tamam. Stokla ilgili hiçbir sıkıntımız kalmadı arkadaşlar. Aşağıda stok sayısı da 2 yazıyor. Burayı geçelim. Şimdi gelelim cariye. En son carimizi tasarlamıştık. Şuradaki yeniye bastığım zaman şu formumuzu hazırladık arkadaşlar. Hiçbir kayıt işlemi yapmadık. Kayıt, güncelleme falan hiçbir şey yapmadık. Şimdi bunları yapıyoruz bu derste. Evet, şimdi cari listesine geldim. Şuradaki artıya bastığım zaman dedim ki burada FRM carilerin içerisinde işlem diye bir değişken tanımlamışım global olarak. Bunu 1 olarak tanımlıyorum. Yani artıya bastığım zaman 1 yapıyorum. Ben mesela ileride 2'ye bastığım zaman şöyle yapacağız. FRM cariler nokta işlem eşittir 2 diyeceğiz. Ve burada da güncelleme işlemi yapmaya çalıştığımızı anlayacak arkadaşlar. Evet, sonra ileride geleceğiz. Şimdilik şu kaydeti yapalım. Kaydetin içine giriyorum. Tabii öncelikle şunlara hemen isim verelim. İsim vermiş miydik? Evet, isim vermişiz. Güzel. Tamam. Şuna da BTN kaydet, şuna da BTN iptal demişiz. Şimdi kaydetin içine giriyorum. Adam kaydete bastığı zaman şuradakilerin çoğunun boş, bunlar boş olabilir arkadaşlar. Ama mutlaka cari adı dolu olmasını istiyoruz. Şunun boş geçmemesini istiyoruz arkadaşlar. Kesinlikle cari adı boş geçmeyecek. Onun için şöyle diyeceğiz. Eğer diyeceğiz TX'te cari adı nokta value eşittir boş ise ne yapsın? Mesaj versin. Hemen şuraya bir end if yazalım. Burada diyeceğiz ki frm mesaj nokta lbl mesaj nokta caption eşittir bilgiler eksik. Eksik desin. Sonra frm mesaj nokta show desin arkadaşlar. Ondan sonra exit sub diyoruz. Yani aşağıya devam etme. Dolayısıyla şurada kaydete bastığım zaman bilgiler eksik diyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şu mesajın caption'a mesajınız var demişiz ya. Buna da mesela ne yazabiliriz? Dikkat diyebiliriz arkadaşlar. Tamam böyle kalsın. Şimdi kaydetin içine girmeye devam ediyorum. Peki şuraya geldiyse arkadaşlar. Bakın şu if blogunu geçtiyse demek ki hata yoktur. Yani o
ünvan doludur. Dolayısıyla da buraya gelmiştir. Buraya geldiyse ne yapacağız? Öncelikle ayarlardaki cari ID 1 arttıracağız arkadaşlar. Şuraya cari ID diyorum. Şimdi bazı programlarda arkadaşlar, bazı arkadaşlar programı yazarken buraya 1 veriyor, sonra 2 veriyor, 3 veriyor, 4 veriyor. Mesela dolu satırın bir sonrasını veriyor. Örneğin burada Ahmet var, işte Mehmet, Ali, Hasan, Kemal geliyor, diyor ki boş satırın bir fazlası. Yani şu boş satırda ne var? 5 var. Onun bir fazlası nedir? 6. Tamam. 6 ya da işte ne yazıyor? Cemal yazıyor. Peki mesela bir kayıt silindiği zaman, örneğin sildi. Buradaki dolu satır sayısını sayıyor. Kaç? 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar o zaman buraya yine 6 verir arkadaşlar. Eğer bu o mantıkla yapılırsa buraya tekrar 6 verir. Örneğin Nihat diyelim. Dolayısıyla bu sefer stokların ID'leri birbirinin aynısı olduğu için karışma ihtimali yüksek olur. Bunun için biz dolu satırın bir fazlası olarak ID vermiyoruz. Her zaman ID'mizi şu ayarlardaki ID'den vereceğiz ki kesinlikle birbirinin aynısı ID vermemiş olacağız. O zaman ID'miz nerede? ID'miz B2'de olacak arkadaşlar. Şurada olacak ID numaramız. Şimdi geliyorum ilk etapta. Buraya geldiyse demek ki kaydete basmıştır ve ID'yi bir artırmamız lazım. İsterseniz şöyle yazabilirsiniz arkadaşlar. Mesela yavaş yavaş alışırsak iyi olacak. Şöyle yazabilirsiniz mesela. Dim AYR diyelim ya da dim S diyelim. As worksheet. As worksheet diyorum. Sonra şurada set s eşittir sheets ayarlar diyorum. Şimdi bundan sonra artık burada s arkadaşlar benim ayarlar sayfamı temsil ediyor. Yani hemen ne yapıyorum? S nokta range s nokta range b'nin ikisi nokta value eşittir s nokta range tekrar b2'nin b2 bir arttır. Burada ne yaptık arkadaşlar? ID cari ID'yi bir arttırdık. Cari ID'yi bir arttırdık arkadaşlar. Sonra şimdi bir şey daha yazayım buraya. Dim C as yine worksheet yazıyorum. Yine şurada aynen şurada yazabilirim burayı, onu da. Şimdi aynısını kopyalıyorum. Şuraya yapıştırıyorum. Set C sheets cariler diyorum arkadaşlar. Tamam. Hemen şurada bir de şöyle bir şey daha yazabiliriz. Dimle as list box diyorum. List box nokta list tam list box diyelim. Ondan sonra şuraya da set l eşittir list l seti şurada, pardon, l seti burada yok ki. Pardon arkadaşlar, burasını karıştırdım, kusura bakmayın. Ben list şeyin burada olduğunu düşündüm. Yani boş verin. Pardon. Şimdi devam ediyoruz. Şöyle yazıyoruz. C nokta
Eğer C nokta range A2 nokta insert diyorum arkadaşlar. Burada ne yaptım? C neydi? Cariler. Cariler sayfasının A2 sütununa, pardon, ne A2'si ya, bu kafam tam karışıyor. A2 nokta row nokta rows 2 diyeceğiz. Arkadaşlar yanlış yaptım tekrar. C nokta rows diyeceğiz. 2 nokta insert. C nedir bizim? Sheet carilerdir. Cariler sayfasının ikinci satırına bir satır ekledik. Boş bir satır. Cariler sayfasının ikinci satırına boş bir satır ekledik. Tamam. Sonra cariler sayfasının range A2'sine nokta value'su değeri neyi getir? Txt'de id nokta value'yu getir. Şunu kopyalıyorum ve yapıştırıyorum. A2 B2 C2 D2 E2 F2 ve yanılmıyorsam G2 vardı. Carilere gelelim. F2'ye kadarmış. Tamam. F2'ye kadar arkadaşlar. Şu satır yok. Şuraya ne getirecek? Txt'te cari adını getirecek. İsterseniz cari adını büyük harfle getirsin. O zaman buraya case yazabilirsiniz. yine Txt'te vergi dairesi. Yine bunu büyük harfle yazmak isteyebilirsiniz. Bu case diyebilirsiniz. L case arkadaşlar küçük harftir. Bu case büyük harftir. Yani şu C bu yerine L yazarsanız küçük harfle yazar. Siz büyük de yazsanız o küçüğe çevirir. Sonra vergi dairesi, vergi numarası var. Onun için onu küçük büyüğe çevirmeye gerek yok çünkü rakamdır. Txt'te vergi no nokta value'yu de buraya attık. Sonra telefon vardı. Txt'te telefon nokta value'sunu getirdi. O da rakamdan oluştuğu için büyük küçüğe çevirmeye gerek yok. En son adresi büyük harfe çevirebiliriz yine. Bu case parantez içinde txt'te adres nokta value dedik ve bilgilerimizi sayfaya attık arkadaşlar. Sayfaya attıktan sonra bir mesaj verdirelim. Yine şurada hazır mesajımız var arkadaşlar. Şu mesajı kopyalıyorum. Şuraya yapıştırıyorum. Ne diyelim? Bilgiler kaydedildi diyelim. Cari kaydedildi. Cari kaydedildi desin. Show'dan önce şu formu kapatsın arkadaşlar. Aslında kapatmasın. Şöyle yapsın. FRM cari listesinde bir listeleme işlemi yapsın. Bak şu anda listeleme yok orada. Carileri listele var mı? Bakın daha önce hazırlamışız. Cari listesinde, yani şunu anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Şunu anlatıyorum. Bakın biz burada cari listesini açtık. Burada artıya bastık. En sona kaydete bastığımız anda bilgiler kaydedildi demeden önce şurada bir listeleme yaptıracağız. Ondan sonra burası kapanacak ve bir mesaj gelecek. Bilgiler kaydedildi diyecek arkadaşlar. Onun için koda ihtiyacımız vardı. Şurada. Bak burada carileri listele dedik. Ondan sonra onload me dedik. Sonra frm mesaj nokta show dedik. Ve bitti arkadaşlar. Şimdi burada neye gidip bakmamız lazım? Acaba
FRM cari listesindeki carileri listele doğru mu? Bir bakalım. Carileri listele doğru mu arkadaşlar? Carileri listelemiz doğru. Daha önce yapmıştık. Evet, çok güzel. Bir deneme yapalım. Cari listesine geldim. Artıya bastım. Burada bir eksiğimiz var arkadaşlar. Şuradaki cari ID'nin otomatikmen 1 olarak gelmesi gerekiyor. Ve burası da pasif olması gerekiyor. Bu hatamızı gördük. Hemen düzeltmemiz gerekir. Kod yazarken hep bu şekilde ilerleniyor arkadaşlar. Çalıştırıyorsunuz, bakıyorsunuz, bir eksiklik görüyorsunuz. Hemen onu vakit kaybetmeden düzeltmeniz lazım, yoksa unutursunuz. Şimdi ben bunun enable'ını false yaparsam biraz matlaşacak. Bunun içindeki rakam biraz mat olacak. Bunun için lookup'ını true yapıyorum. Yani kilitliyorum. Sonra bunu isterseniz, bakın, isterseniz şu artıya basarken bir arttırabilirsiniz. İsterseniz şu form ilk açıldığı zaman arttırabilirsiniz. Bence biz şöyle yapalım. Biz stokta ne yapmışız bir bakalım. Acaba şu artıya basarken mi arttırmışız? Yok. Ne yapmışız? Açılırken yapmışız herhalde. Stoklarda bir artıyor mu acaba? Evet, artıyor. Nasıl yapmışız? Bir bakalım tekrar. Şöyle stok listesi diyorum. Ekleye basıyorum. Burası otomatik 12 oldu. Bu nerede artmış? Initialize kısmında artmış sanırım. Arkadaşlar dediğim gibi, yani olay biraz kafanızda şekillendikten sonra benim hani buraya girmem, oradan çıkmam, kapatmam, açmam kafanızı karıştırmaması lazım. Kafanız karışıyorsa demek ki tam anlamamışsınız hala. Şimdi stoklara geldim. Şunun initialize kısmına bir bakayım. Nerede artırıyor? Bakın şurada artırıyor. Gördüğünüz gibi. Text ID value sheet ayarlardaki range B1'i bir artır demiş. Yani sheet ayarlardaki B1'in bir fazlası. Burada ayarlardaki B1'i arttırmıyor arkadaşlar. Onun bir fazlasını buraya aktarıyor. Sadece kaydetmede, bakın sadece kaydet dediğimiz zaman buraya bir yazıyor. Örneğin şu anda burası 11'dir ya. Stoku açtığı zaman şurayı 12 yapmıyor. Sadece bunun bir fazlasını formda ayarlar stokta gösteriyor. Bakın şu oluyor. Stok listesinde burada artıya bastığım zaman sadece şu ID az önceki 11'in bir fazlası olarak buraya çağırıyor. Dolayısıyla arttırmıyor. Ta ki kaydet deyinceye kadar. Ne zaman kaydet dediniz, o zaman ayarlara gelip burayı 12 yapıyor. Yoksa buraya karışmıyor. Yani siz iptal ettiğiniz zaman burası, eğer bu şekilde olsaydı, burayı arttırmış olsaydık, her iptale bastığımızda burası bir bir boş boş artmış olacaktı. O zaman biz de ne yapıyoruz? Cari listesinin initialize kısmına, yani şuraya şöyle bir şey yazabiliriz. Carilerin initialize kısmı arkadaşlar. Şuraya. Cariler açıldığı zaman diyeceğiz ki txt id nokta value eşittir. Ne diyeceğiz? Şimdi az önce ben bir c diye bir şey şöyle bir şey tanımladım arkadaşlar. S ne dedim? Worksheet dedim. Peki ben bunu buradan kessem veya şu ikisini buradan kessem ve en yukarıya arkadaşlar, pardon, şunu en yukarı, yani şuraya yapıştırsam ve bunları da public yapsam acaba ne olur? Şimdi bu durumda bir hata var mı? Şurayı eksik yapmışız. Bak ben burada az önce ben buraya C nokta dediğim zaman bir şey gelmiyordu az önce. Bakın burası çok önemli. Lütfen buraya dikkat edin. Ben az önceki işlemimi geri alacağım. Hani daha iyi anlamanız için. Şimdi amacımız anlamaktır arkadaşlar. Anlamadıktan sonra boştur yani. Şimdi ben Ctrl Z'ye basarak bitirebiliyor muyum?
Bakın hiçbir şey yapmadım. Eski haline getirdim. Bunları kaydetin içine getirdim. Bakın şimdi geliyorum. Şuradan C nokta diyorum. S nokta diyorum. Bakın hiçbir şey gelmiyor. Niye? Çünkü bu değişken bu prosedürün içerisinde ancak tanınıyor. Bakın C'leri ben burada yazmışım. Ben eğer bunları global değişken haline getirirsem, yani bu formun her yerinde kullanılsın istiyorsam bu değişkeni en üste getiriyorum ve bunu sadece public yapıyorum. Public yaptığım zaman public bir erişim bildirgeci arkadaşlar. Yani her yerde ulaşılabilsin demektir. Mesela burada ulaşılmıyor arkadaşlar da. C#'ta mesela diğer forumlarda da ulaşılıyordu. Evet, şimdi ben burada ne yapıyorum? Diyorum ki A nokta. Ne demişiz? Heh. S. S nedir arkadaşlar? Sayfa. Keşke bunu A yapsaydık ya. A ayarlar, C cariler olsun. Aslında bunu A yapabilirdik ama. A yapalım arkadaşlar. Şu an hepsini de A'ya çeviriyorum. Şimdi diyeceksiniz ki ya hoca ne yapıyorsun? Biz zar zor bunu C yaptık. Tekrar A yaptım. Tamam, değişen hiçbir şey olmadı. Sadece A ayarlar, C cariler olsun diye ben bu şekilde yaptım. Şimdi geliyorum buraya. Burada diyorum ki A nokta. Niye gelmiyor? Ha, şunu A yaptık da şu yukarıdakini A yapmadık. Tamam. A nokta range ne diyeceğiz? B2 nokta value artı 1 diyoruz. Dolayısıyla artık stoklar açıldığı zaman, cariler açıldığı zaman bir artıracak, yani buradakinin bir fazlası. Şu anda burası sıfır, yani boştur, yani sıfırdır. Dolayısıyla bir fazlası bir olarak gelecek biraz sonra. Bakın. Şöyle carileri tıkladım. Şu artıya bastığım zaman hatamızı aldık. FRM cariler nokta işlem eşittir 1. Carilerde 1 var mı? Bakalım carilerde 1 diye bir şey tanımlamışız. İşlem. En yukarıya çıkalım. Public işlem as byte dedik. Cari listesinde. FRM cariler nokta işlemiştir 1. Tabii kaydete de bir şey. FRM cariler. Niye bu hatayı verdi ya? Bir dakika arkadaşlar, bu ne diyor? Neyse arkadaşlar, sorun şuradan kaynaklanıyor da şu slice kısmında bu neyse. Bunu sheets yazıcı, her ne kadar anlam veremediysem de sebebine bunu sheets ayarlar diyeceğiz. Bunu aile temsil edemedik. Biz normalde bunu A harfiyle temsil, yani biz bunu burada set etmişiz. Biz A'yı burada set etmişiz arkadaşlar. Aynı şekilde burada set etmediğimiz için mi acaba bunu yaptı? Burada da mı set etmemiz lazım ki? Bundan dolayı mı acaba? Bir deneyeyim. Bu önemliydi. Evet, biz orada onu set etmediğimiz için arkadaşlar, yani onu onunla yani bunu kısaltma olarak kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yani bunların amacı, bu tür şeylerin amacı kısaltma.
Bunları kısaltma amacıyla kullanırsınız. Bakın mesela ben bir örnek daha vermek istiyorum müsaadenizle. Bir form açıyorum. Örneğin siz buraya bir list aldınız. Bir list aldınız arkadaşlar. Formun içine girdiniz. Formun işte initialize kısmına geldiniz. Dediniz ki işte dim le as list box dediniz. Sonra set l eşittir list box 1 dediniz. Ondan sonra burada mesela with l dediniz arkadaşlar. Burada end with. Şuraya artık nokta, bakın. Nokta işte ne diyelim? Mesela nokta kolum pardon vitle nokta list dediniz. Ondan sonra aşağıya geldiniz. Nokta list count eşittir 6 dediniz. L nokta ne dediniz başka? Mesela multi select eşittir true dediniz. Nokta L nokta width eşittir işte 60 virgül işte 80 virgül 100 kolon genişliklerini ayarladınız. Bu şekilde bunları böyle kısaltabiliyorsunuz. Yani bunun hepsini şu şekilde de yazabilirdiniz. List box 1 nokta list nokta işte list box 1 nokta kolum kont eşittir 6 list box 1 nokta multi select eşittir işte bu şekilde yine list box 1 nokta with diyebilirdiniz. Bu şekilde yazabilirsiniz. Yani bu şekilde daha da kolay ama sadece işte noktayla çağırmak için. Yani birbirlerine atama için arkadaşlar bunları kullanıyoruz. Bunları fazla da kullanmıyorum doğrusu. Şimdi nerede kalmıştık? Nerede kalmıştık? Şimdi burayı ne yaptık? Locutin'i true yaptık. Bir arttırdık. Ve nereye fokusladık arkadaşlar? Initialize kısmında. Şöyle cari adı nokta set focus dedik. Şimdi çalıştırdığımız zaman cari listesinden ekle diyoruz. Bakın hemen cari adına bekliyor. Cari adı mesela ne olsun? Yıldız iletişim olsun. Vergi dairesi Ankara. Vergi numarası şu. Telefonu şu, adresi Ankara merkez dedik. Bakın hemen ne yaptı? Kapata fokuslandı arkadaşlar. Bu da yanlış bir şey. Normalde kaydete gelmesi lazımdı. Kaydete bastığımız zaman şurada bir hata verdik. Yani biz bunun adını A yapmıştık. Bu senin adını. Çalıştırdığımız zaman da A yapmıştık. Gördüğünüz cari kaydedildi arkadaşlar. Ama cari listelemedi. Cari neden listelemedi? Bir bakalım. Öncelikle cari kaydetmiş mi? Cari de kaydetmemiş. Bugün gerçekten arkadaşlar vallahi bugün kusura bakmayın. Bugün bakın nereye kaydetmiş? Ayarlara kaydetmiş. Ayarlara kaydetmesinin sebebi şu. Biz burada
Şu ağlar C'ler karıştı arkadaşlar. Keşke set yapmasaydık ya. Bu setleri hiç sevmedim ya. Silelim setleri arkadaşlar. Şunları siliyorum. Ya da silmeyeyim ya. Allah yarabbim ya. Buradan alayım arkadaşlar. Şuraya tanımlayayım. Şunları bildiğimiz dim yapalım. Dim yaptık. Bir dakika arkadaşlar. Bugün sabahtan beri arkadaşlar hiç durmadım. Hem iş yerinde çok yoruldum. Hem bu derse başlamadan önce başka bir proje vardı. Onun üzerinde çalıştım. Ben bunları buraya aldım arkadaşlar. Şu yukarıdan aldım buraya. Şimdi buradaki hata ne? B2'deki değeri bir artır. Heh, bu A ayarlardır. Tamam, bu ne artır? İşte bunlar hepsi C olacaktı arkadaşlar ya. Bunlar C olacaktı. Biz bunları niye A yaptık ya? C cariler sayfasına kaydediyoruz. Gidiyoruz ayarlar yazıyoruz. Heh, şimdi tamam. Şunu da yine tamam. Evet, sıkıntı şimdi olmaması lazım. Şimdi tekrar siliyorum. Birden başlayacağız ya. Arkadaşlar kusura bakmayın, dediğim gibi bugün yorgunum biraz. Şuraya da dim as worksheet diyoruz. Şunları da yavaş yavaş kullanacağız aslında bunları da. Şimdi tekrar çalıştırdım. Bakın bir geldi. Ne demiştik? Mavi iletişim, yıldız iletişim demiştik. Vergi dairesi Ankara dedik, vergi numarası şu dedik, telefon yine böyle, Ankara merkez dedik. Evet, şimdi kaydete bastık, cari kaydedildi. Gördüğünüz gibi gerçekten kaydoldu arkadaşlar. Kaydette ama bir eksiklik var. Acaba siz tahmin edebiliyor musunuz? Eksiklik acaba ne? Düşündüğünüzü farz ediyorum. Bakın eksiklik şurada arkadaşlar. Biz burada 1'e bastığımız zaman dedik ki carilerdeki işlem 1'dir dedik. Ama kaydederken bu 1'i yani işin içine hiç koymadık. Dolayısıyla siz bunu burada şuradaki kaydette arkadaşlar şurada bir de soru da sordurmamışız burada. Kaydedilsin mi edilmesin mi diye de sormamışız. Bence onu sorsak iyi olacak. Şuraya dim sor as byte diyorum ben buna. Soruyu nerede sorsun arkadaşlar? Bence şurada sorsun. Bilgiler eksik değilse ve tam kaydetme hazır aşamadayken sorsun. Ne diyoruz buraya? Sor eşittir. MSG box parantez açıyoruz, tırnak açıyoruz. Cari kaydedilsin mi? Buraya virgül VB yes no diyoruz. Aslında buraya arkadaşlar mesela 68 yazarsak virgül buraya da kaydet yazarsak acaba ne olur? Hiç burayı anlatmadım size. Sadece 68 dedim. Bir çalıştırayım bakalım. Şurada bir şey yazayım. Kaydete bastığım zaman bakın. Evet'i, hayırı, işareti, her şeyi bak hazır. Sadece 68 diye yazdım. Yani siz burada 68 dediğiniz zaman VB yes no'yu içeriyor. Ondan sonra o işaret mesela 48 var bir. 48'i de deneyebilir miyiz arkadaşlar? 48'i de denemek istiyorum. Bakın şuraya bir şey yazıp 48'e değildi. 48'e 6 eklediğimiz zaman 54 olması lazım arkadaşlar. Neyse tamam. Siz bundan sonra şöyle yazabilirsiniz bakın daha kestirmeden. Şuraya sadece 68 yaz. 68 yazdığınız zaman evet hayırınızı içerecek şekilde her şeyi hazırlıyor. Burada diyorsunuz ki eğer sor eşittir 7 ise exit sum. Yani hayır 7 hayır demektir. Hayıra basmışsa çık. Buraya kadar anlaştık. Şimdi az önce dedim ya işlem 1'i niye hiç kullanmadık?
Şimdi burada diyeceğiz ki eğer işlem eşittir 1 ise şu aşağıdakini yap. Şurayı. And if tabii exit sub yazalım. Şurada end if yazalım. Ben şuraya kadar arkadaşlar alıyorum şöyle. Şuradaki butona basarak hangisiydi? Şuna. Şöyle biraz pardon. Şöyle tab tuşuna. Klavyedeki tab tuşuna arkadaşlar. Basıyorum ve bunu biraz içeriye aldım. Şimdi bir de aşağıda buradaki şurada açıklama yazalım. Yani yeni kayıt ise. Şimdi biraz sonra şunun aynısını alacağız. Ctrl C. Şurada Ctrl V ile yapıştıracağız. Diyeceğiz ki eğer işlem 2 ise, yani güncelleme ise arkadaşlar. Güncelleme ise bu sefer 2 yaptıracağız. Bence bu dersimiz bu kadar yeterlidir arkadaşlar. Yine dediğim gibi ben bunu bir kaydedeyim. Projemizi kaydettik son haliyle. Kaydetme işlemini yapıyor. İsterseniz şöyle bir daha bakalım. Az önceki girdiğimiz boş şeyleri de kaydetmişti. Sileyim. Bakın programımızı açıyoruz. Cariye geliyoruz. Cari ekle diyoruz. Buraya güneş bilgisayar yazıyorum. Vergi dairesi Antep yazıyorum. Numarası şu. Şu. Antep merkez. İptale bastım. Bugün her şey ters gidiyor arkadaşlar ya. Biz şunu da düzeltelim bence. Şu bak bunun tab indeksi arkadaşlar bunun önündedir onun için. Bak bunun tab indeksi 13'tür. Şunun tab indeksi 12'dir. Dolayısıyla da 12'ye geliyor. Ben bunun tab indeksi 12 yaparsam otomatikman diğeri de 13 olmak zorundadır. Bak o da 13 oldu. Tamam sorunumuz buydu. Bir daha çalıştırıyorum. Ekleye basıyorum. 5 sayar dedim. Vergi dairesi Antep telefon şey vergi numarası telefon Antep merkez dedik. Bakın kaydetti. Tekrar ekle. Bir tane daha yazabiliyorsunuz. Tekrar yeni bir kayıt daha bu şekilde istediğiniz kadar hızlı bir şekilde kayıtları oluşturabiliyorsunuz. Buraya kadar geldik. Bugün dediğim gibi ben bunu bir kaydedeyim. Bir Almanya'daki bir arkadaşlar bir program hazırlıyorum. Bir kapatayım ya. Program da şurada. Ben buraya web browser koymuşum, onu sileyim de. İşte böyle müşteri tanımlama, araç tanımlama, personel tanımlama, genel tanımlamalar, tur başlat, açık turlar, raporlar, hak ediş, çıkış vesaire. BVBS Editions Transport diye bir firmaya böyle bir program hazırlıyordum. Üzerine bu derste gelince biraz işin doğrusu kafamda karışıktı arkadaşlar. Bugün kusura bakmayın dedim tekrar. Umarım faydalı olmuştur. İnşallah bir sonraki derse daha zihinde daha güzel devam edeceğiz. Herkes kendine dikkat etsin. Görüşmek dileğiyle.